Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dolmalık biber buzluktan nasıl saklanır ayrıca dolmasın nasıl pişirilir iki tarifi aynı anda hazırladım tarifimi dikkatli bir şekilde izleyerek sizlerinde mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen yapımına başlıyorum. İlk olarak dolmalık biberleri bol suda teker teker güzelce yıkadım ve süzgece alarak suyunu süzdürdüm. Şimdi sap kısımlarını bu şekilde temizliyorum. Dolmalık biberlerin sap kısımlarını başparmağımla çıkartıp içerisindeki çekirdekleri iyice temizledikten sonra şimdi altına yağlı kağıt serdim. Fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Daha sonra biberlerin sadece üste gelen kısımlarına bir fırça ile az miktarda sıvı yağ sürüyorum. Bu aşamada biberlerin üzerine sıvı yağını boca etmemize gerek yok. Çok az miktarda sürmemiz yeterli olacaktır. Ben 3 kilogram biber için toplamda yarım çay bardağı kadar sıvı yağ kullandım. 3 kilogram biberden 2 tepsi doldu. Hemen bir tepsinin üzerine yağ sürdükten sonra ikinci tepsinin üzerine de yağ sürüyorum. Ve önceden ısıttığım alt üst ayardaki 200 derece fırına kızarmaya bırakıyorum. Biberler kızarırken ben de dolmanın iç harcını hazırlıyorum. Dolmanın iç harcı için yarım çay bardağı sıvı yağını tavamın içerisine aldım. Üzerine yemeklik olarak doğradığım 1 adet kuru soğanı ve 2 diş sarımsağı ekledim. Şimdi soğan ve sarımsak iyice yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Soğanlar yumuşadıktan sonra üzerine bir tatlı kaşığı domates salçası ekledim ve salçanın da çiğ kokusu çıkıncaya kadar kavurmaya devam ediyorum. Daha sonra üzerine kabuklarını soyup küp küp doğradım domatesi ekledim. Domatesi de 1-2 dakika pişirdikten sonra üzerine iyice yıkayıp suyunu süzdürmüş olduğum 1 su bardağı pirinç ekliyorum. Pirincin üzerine yarım su bardağı da bulgur ekliyorum. Benim kullandığım bulgur kendi köy bulgurumuz olduğu için yıkamaya gerek duymadım. Eğer sizler marketten aldığınız bulguru kullanacaksanız bulguru da yıkamanızı tavsiye ederim. Pirinci ve bulguru da ekledikten sonra birkaç dakika bu şekilde karıştırarak kavuruyorum. Daha sonra üzerine bir tatlı kaşığı nane, bir tatlı kaşığı kadar tuz, bir çay kaşığı karabiber ve bir çay kaşığı pul biber ekliyorum. 1 su bardağı da ılık suyu ekledikten sonra eklemiş olduğum bütün malzemeleri iyice karıştırıyorum. Daha sonra tavanın kapağını kapatarak kısık ateşte iyice suyunu çekinceye kadar pişiriyorum. Zaten birkaç dakika içerisinde suyunu çekti. Şimdi kapağını alarak şöyle karıştırıyorum. Bu aşamada hazırladığımız iç neredeyse pişti. Zaten biberler de fırında kızarırken yumuşacık olduğu için iç harcını sizler de mutlaka bu şekilde pişirerek hazırlayın. Aksi takdirde biber dolmanızı hazırlarken biberler pişecek, iç harcı çiğ kalacaktır. İç harcımız artık hazır sayılır. Ocağın altını kapattıktan sonra üzerine biraz dereotu, biraz da maydanoz ekledim ve şöyle güzelce karıştırdıktan sonra tavanın kapağını kapatarak demlenmeye bırakıyorum. Ben de o arada buzluğa kaldıracağım biberlerin içi için domates doğuruyorum. Domatesi şöyle ikiye böldüm daha sonra da çok ince olmayacak şekilde dilimliyorum. Bizim evde çok fazla sevildiği için sık sık biber dolması hazırlıyorum ve her sene mutlaka buzluğa da bol bol dolmalık biber kaldırıyorum. Her sene ben bu yöntemle dolmalık biberlerimi hazırlıyorum. Bu yöntemden kesinlikle vazgeçmiyorum çünkü fırında piştiği için biberler inanılmaz derecede lezzetli oluyor. Ayrıca buzlukta da kesinlikle yer kaplamıyor. Sizler de bana güvenerek tarifimi mutlaka ama mutlaka deneyin. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. 2 tepsi dolmalık biberi önceden ısıttığım alt üst ayardaki 200 derece fırında 20 dakika közledim. Daha sonra fırından aldım ve tamamen soğumasını bekledim. Tamamen soğuduktan sonra buzluğa kaldıracağım biberlerin içerisine birer dilim domates ekledim. Ve bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi buzdolabı poşetlerinin içerisine dolduruyorum. Bu aşamada biberleri poşetlerin içerisine evdeki kişi sayısına göre birer pişirimlik olarak ayarlıyorum. Sizler de evdeki kişi sayısına göre porsiyonluk olarak poşetlerinizi doldurabilirsiniz. tariflerimi verirken bütün püf noktaları ile anlatmaya çalışıyorum fakat yine de aklınıza takılan bir nokta olursa bana yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Gördüğüm zaman mutlaka dönüş sağlıyorum. Her bir poşetin içerisine 12 tane dolmalık biberi yerleştirdim. Toplamda 3 tane poşet doldurdum. Şimdi poşetlerin ağız kısmını büzüştürüp içerisine bir pipet yerleştiriyorum ve poşetin içerisindeki fazla havayı pipetle çekiyorum. Daha sonra da ağız kısmını bu şekilde bağlıyorum. Sizlere de tavsiyem dolmalık biberlerinizi bu tür poşetlere dolduracaksanız içerisindeki fazla havayı mutlaka bir pipetle çekin ki hem dolabınızda çok yer kaplamasın hem de poşetin içerisindeki havayı aldığınız için biberlerde kesinlikle dolap kokusu olmayacaktır. 3 tane poşeti birer pişirmelik olarak ayarladım. Şimdi buzluğuma kaldırıyorum. Kalan biberlerin içerisinde hazırladım iç harcıyla doldurmaya başlıyorum. İri olan biberleri poşetin içerisine doldurarak buzluğa kaldırdım. Daha küçük olan biberleri ise şimdi pişirmek için ayırmıştım. Ayırmış olduğum biberlerin içerisine hazırladım iç harcını doldurarak borcam kabın içerisine alıyorum. Bu arada buzluğa kaldırdığımız biberleri kışın pişireceğimiz zaman buzluktan çıkartalım. Biberlerin buzu çözülünceye kadar iç harcını aynı bu şekilde hazırlayabilir. İç harcını doldurduktan sonra da dilerseniz fırında dilerseniz de tencerede pişirebilirsiniz. Biberleri doldurduktan sonra şimdi üzerine birer dilim domatesi yerleştiriyorum. Bu arada dilimlediğim 3 tane domatesi buzluğa kaldırdım biberler için kullandım. Dolma için ise ayrıyeten 2 tane daha domates dilimledim. Şimdi dolmanın sosunu hazırlıyorum. Sos için yarım yemek kaşığı domates salçasını kasemin içerisine almıştım. Üzerine yarım çay bardağı sıvı yağ ekledim. 2 su bardağı su ekledim. Biraz da tuz ekledikten sonra şöyle güzelce karıştırıyorum. Daha sonra da dolmanın üzerine döküyorum. Bu arada ben dolmaları fırında pişirmeyi tercih ettim. Dilerseniz sizler tencerede de pişirebilirsiniz. Dolmanın üzerine hazırladığım sosu döktükten sonra ıslatmış oldum yağlı kağıdı da bu şekilde üzerine kapatıyorum ve önceden ısıttığım alt üst ayardaki 200 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Dolmayı üzerindeki yağlı kağıtla birlikte 35 dakika pişirdim daha sonra üzerindeki yağlı kağıdı alarak 10 dakika daha pişirmeye devam ettim. Şimdi fırından aldım ve servise hazırlıyorum. İçi tane tane lokum gibi pişmiş inanılmaz derecede lezzetli bir biber dolması oluyor. Sizler de tarifimi buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı ve hala kanalıma abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olmayı unutmayın lütfen. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere Bildirim olarak gelecektir. Bana göre fırın yemeklerinin lezzeti bir ayrı oluyor. Bu dolmanın lezzeti de inanılmaz derecede güzel oldu. Sizlerde daha önce fırında biber dolması hazırlamadıysanız tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Özellikle tarifimi deneyecek olanlardan yorum bekliyorum. Çünkü tarifi yeni denemek isteyenlere fikir olacaktır. Burada bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.